Başlıyorum arkadaşlar. Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızın gündeminde Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyon ve ardından gelen şehit haberleri, dış politikadaki son gelişmeler, ülkemizde süren sağlık krizi, devlet krizi, ekonomik kriz sonucunda milletimizin üzerine adeta bir kara basan gibi çöken büyük buhran ve bu çerçevede alınması gereken tedbirler vardı. Değerli basın mensupları, bazı anlar vardır. İnsan yutkunmakta, nefes almakta bile güçlük çeker. Söz biter. İçimizi derin bir keder ve acı kaplar. Kelimeler insanın boğazında düğümlenir. Dün ne yazık ki böyle bir gündü. Irak'ın Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda hain bölücü terör örgütü yıllardır rehin tuttuğu askerlerimizi, polislerimizi, kamu görevlisi, 13 yurttaşımızı, 13 silahsız insanımızı bir mağarada acımadan vurdu. Alçakça şehit etti. Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur. Biz terörün ve teröristin her türlüsünü lanetledik. Lanetliyoruz, lanetleyeceğiz. Bu güzel topraklar terörden çok çekti. Gencecik fidanlarımız vatan toprağına düştü. Analar, aileler perişan oldu. Nice ocaklar söndü. Dün 13 aileye, 13 baba ocağına kor ateşler düştü. Biliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar ama bizim de üzüntümüz sonsuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölücü terör örgütünün rehin aldığı kamu görevlilerimizin durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine defalarca taşıdık. Arkadaşlarımız bunu defalarca sordu. Aldığımız cevap bir tane beş soru sormuşuz bir tanesine cevap almışız. Cevaba bakın terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif gözetleme ve operasyon ve el faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Hulusi Akar Bakan. Bu. Şimdi genel görüşme yapacaklarmış. Genel başkanımız evlatları kaçırılan bu ailelerle defalarca görüştü. Ailelerin sıkıntı, beklenti ve şikayetlerini dönemin başbakanına aktardı. Arkadaşlarımız kaçıranları, kaçırılanların aileleriyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantıları yaptı. Bu konuda çok sayıda önerge verdi. Terör örgütünün kaçırdığı kamu görevlilerinin akıbetini, yurttaşlarımızı sağ salim evlerine döndürmek için Erdoğan'ın şahsım hükümetinin neler yaptığını hep öğrenmeye çalıştık. Biraz önce gösterdim. Cevap bu. Ve dün insanı kahreden o acı haberle sarsıldık. Garadaki operasyonlarda şehit olan 3 Mehmetçiğimizle beraber şehitlerimizin sayısı 16'ya çıktı. İçimiz yandı. Yüreğimiz parçalandı. Ve her acı olayda olduğu gibi bu acı haberinde detaylarını vermek valiye, Malatya valimize düştü. Tıpkı İdilip'te 36 aslanımızı kaybettiğimizde 36 Mehmetçiğimiz Rus uçakları tarafından şehit edildiğinde acı haberi Hatay valisinden öğrendiğimiz gibi. Geçtiğimiz yıl tam da bu zamanlar yaşanan bu acı olayın nedenini, niçinini ve sorumlularını hala bilmiyoruz. Bu konuda da kamuoyunun bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz. Terörle mücadelenin sizi bizi yoktur. Terörle mücadele milli bir meseledir. Terörle mücadelede siyasi şovlara, kuru sıkı tehditlere, boş naralara, nutuklara yer yoktur. Ve bu mücadele yürek işi olduğu kadar aynı zamanda akıl işidir. Sadece hasbi olmak yetmez. Hesabi de olmak gerekir. Valinin verdiği bilgiler bu gerçekle bir kez daha yüzleşmemize neden oldu. Bölücü örgütün rehin aldığı görevlilerin tamamı 2015-2016 yıllarında kaçırılmış. Yani o ilk düğmesi yanlış iliklenen milletin meclisinden kaçırılan, kapalı kapılar ardında gizli saklı işi kotarmaya çalışan, şahsım hükümetinin yürüttüğü sözde çözüm sürecinde. Yani şahsım hükümetinin başının valilere aman teröristlere dokunmayın talimatını verdiği, Erdoğan'ın Dolmabahçe'de kimin nereye oturacağını A4 kağıda bizzat kendinin çizdiği ve görevlilere verdiği dönemde. Şimdi o süreçte yapılan hataların bedelini şehitlerimizin aileleri ve milletimiz ödüyor. Tekrar ediyorum. Terör bir insanlık suçudur. Mücadele buna göre ve bu ciddiyetle yapılmalıdır. Hatalardan dert çıkarmak bir erdemdir. Yeter ki ifrat ile tefrit arasında savrulma olmasın. Yeter ki yeni hatalara, yeni yanlışlara yelken açılmasın. Yeter ki tam da terörün ve teröristin istediği gibi terörle mücadele ediyorum deyip milletimiz senden benden diye bölünmesin. Bölücülük yaparak bölücü terörle mücadele edilmez. Herkes ağzından çıkanı her ki kulakları duyacak. Akılla, izanla, sağduyuyla herkes hareket edecek. Ülkeyi yönetenler kendi kusurlarının üstünü örteyim derken bölücülerin değirmenine su taşımayacak. Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta. Ama bugün AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı kongrelerinde izledik. Espriler, sloganlar, tezahüratlar içimiz sızladı. Gerçekten içimiz sızladı. Milletin içi kan ağlarken, bu görüntüleri üzüntüyle karşıladı. ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bugünkü sözlerinden öğrendik ki 13 kamu görevlisi başarısız bir kurtarma operasyonu esnasında şehit düşmüş. Başarısız olduğunu kendi söyledi. Kendi ağzından çıktı. Üzüntümüz bu haberle daha da katlandı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz. Suudi Arabistan'ın kralı için yas ilan edip bayrağımızı yarıya indirenler en azından 13 şehidimiz için üç gün ulusal yas ilan etmeliler. Bu arada dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve sarayın altın çocuğu iletişim memuru milletin aklıyla alay eden açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaları kınıyoruz. Beyefendiler bir kendinize gelin ya. 13 Aslan parçamız mağaralarda rehin tutulurken terör örgütü bölücü terör örgütü tarafından sizler bölücü elebaşından mektup dilenip kardeşini devlet televizyonlarına çıkarıyordunuz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna çıkaran gerekirse kara yılanı da TRT'ye çıkarırız diyerek savunan siz değil miydiniz? Yine çözüm sürecine yeni Türkiye'nin kuruluş sözleşmesi diyen sizler değil miydiniz? Riyakarlığın bu kadarına da pes. Daha fazla rezil olmayın, edebinizle susmayı bilin. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Terörün üstesinden elbette geliriz, geleceğiz. Akılla, yürekle, azimle ve güçlü bir iradeyle bu terör belas belasını alt edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Biz bir kez daha bölücü terör örgütünün bu hain eylemini lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Milletimize ve şehitlerimizin acılı ailelerine yüce Allah'tan sabır diliyoruz. Bir an önce bunun sorumlularının yakalanmasını istiyoruz. Değerli basın mensupları, bir hükümetin en öncelikli görevi yurttaşlarının canını ve sağlığını korumaktır. Erdoğan'ın şahsi hükümeti milletimizin ne canını ne de sağlığını koruyabiliyor. Salgında günlük vaka sayıları kritik seviyelerin üzerinde geziniyor. Buna karşın geçtiğimiz günlerde 180 binleri bulan günlük test sayısı şimdi 104 binlere kadar düşürüldü. Düşük test sayısı eşittir düşük vaka sayısı. Bu gerçeğe rağmen hala dünyada toplam vaka sayısında ilk 10 ülke arasındayız. Salgında mücadele denerek lokantalar kapatılıyor. Ama ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı sosyal mesafe dinlemeden çalgılı türkülü kongreler yapıyor. Hal böyle olunca salgının artışa geçmesine çok da şaşırmamak gerekiyor. Uzmanlar salgında yeni pikler olabileceğine, mutant virüs tehlikesine işaret ediyor. Çünkü aşılamada işler yavaş gidiyor her gün 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayacağız diyenler bunun onda birini ancak yapabildiler bugüne kadar. Bir ayda yaptıkları toplam aşı 3 milyon 900 bin. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 kişiden 15'i. İngiltere'de 22'si. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 51'i. İsrail'de ise 73'ü aşılandı. Bizde ise her 100 vatandaşımızdan ancak 4'ü aşıya ulaşabildi. Bu hükümet salgını da yönetemedi. Şimdi aşılama sürecinde de patinaj yapıyor. Ülkeyi kim yönetiyor? Bu beceriksizliklerin sorumlusu kim? Elbette Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Erdoğan'ın şahsım hükümeti salgında milletimizi bir başına bıraktı. Canıyla cüzdanı arasına sıkıştırdı. Dünyada tüm hükümetler vatandaşlarını ve işletmelerini virüsün ekonomik etkilerinden korumak için salgın bittiğinde güçlü bir başkan, başlangıç yapabilmek için işletmelerinin, vatandaşlarının kaybettikleri geliri devletin bütçesinden destek olarak onlara verdiler. Erdoğan'ın şahsı hükümeti ise bildiği en iyi işi yaptı. Vatandaşlarımıza destek yerine faiziyle borç verdi. Vatandaşı üzdü, tefeciyi sevindirdi. Millete beş maskeyi bedava dağıtamadı. 40 yıl vergi veren esnaflarımıza salgında 40 gün bakamadı. Türkiye G20 kulübünün üyesi. 1999'dan beri dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz. Kulübün diğer üyeleri milli gelirlerinin ortalama yüzde yedisini yurttaşlarına bütçelerinden gelir desteği olarak dağıttılar. Bunu bizim gelirimize uygularsak destek tutarının yani Geçen yıl verilen destek tutarının 335 milyar lira olması gerekiyor. Peki Erdoğan'ın şahsi hükümeti ne kadar destek verdi? Vere vere bütçeden altı buçuk milyar lira verdi. İşçinin kumbarası işsizlik sigortası fonundan ve milletten toplanan bağışlardan da 45 buçuk milyar lira. Hepsini toplarsanız 52 milyar lira. 335 milyar nerede? 52 milyar nerede? Bir başka ifadeyle G20 üyesi ülkelerin hükümetleri yurttaşlarına 100 lira verirken Erdoğan'ın şahsı hükümeti bizim yurttaşlarımıza vere vere 15 lira verebildi. Yanlaşa gelince kaynak çok, millete desteğe gelince kaynak yok. Erdoğan'ın şahsi hükümetinin yanlış tercihleri nedeniyle vatandaşlarımız bugün perişan. Esnaf, işçi, işveren, emekli inim inim inliyor. İsyan ediyor. Bakın bu fotoğraf bu hafta sonunda Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'nde çekildi. Kafe, bar ve restoran çalışanları ve işletmecileri dükkanlarına afişler asmışlar. Hükümete haykırıyorlar. Dükkanımızı kapatma. Kapatacaksan da sahip çık diyorlar. <laughs> Bu resimde Kayseri'de. Kayserili esnafımız nefes alamıyoruz. Sesimizi duyan var mı diye dükkanına afiş asmış. Bunların sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Erdoğan'ın şahsı hükümeti. Erdoğan'ın şahsı hükümetinin elinde sadece esnaf değil çiftçimiz de perişan. Çiftçi mazotçuya borçlu, gübre satana borçlu, yemciye, tohumcuya borçlu, tarım kredi kooperatiflerine borçlu, ziraat bankasına borçlu. Çiftçinin traktörüne, tarlasına, ineğine haciz yağıyor. Dün Yozgat Yerköy'den acı bir haber aldık. Bir çiftçimiz Osman Yılmaz pancarı tarlada kalınca 25 bin lira borcunu ödeyememiş. Traktörüne haciz konmuş. Osman Yılmaz bunun yükünü taşıyamamış. Kalp krizi geçirerek vefat etmiş. Şimdi bu ölümün sorumlusu kim? Kim? Gelin çiftçinin kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankası'na borçlarını yapılandıralım. Çiftçiye rahat bir nefes aldıralım diye kaç zamandır söylüyoruz dinlemiyorlar. Kaç tane teklifimiz komisyonlarda bekliyorlar. Hadi bizi dinlemiyorsunuz artık bıçak kemiğe dayandı. Küçük ortağınız Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı milletvekilleri dediler ki bu iş böyle gitmez. Bu borçları yapılandıralım. E Bunların sesine kulak verin. Buradan çağrı yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi çiftçi borçlarının yapılandırılması için bir teklif getirsin. Biz verdiğimiz teklifleri geri çekebiliriz. MHP'nin getireceği teklifi de destekleriz. Yeter ki çiftçinin derdine bir an önce derman olalım. Bugün çiftçi inim inim inliyorsa, tarlalar, traktörler hacizliyse, çiftçi girdi maliyetiyle ürün fiyatı arasına sıkışmışsa, kamunun kanunların emrettiği desteği alamıyorsa, e bunun sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan'ın şahsı hükümeti. Erdoğan'ın şahsı hükümeti esnaftan, çiftçiden esirgediğini faiz lobilerinden, bankerlerden esirgemiyor ama. Bugün 2020 Ocak ayı bütçe rakamları açıklandı. Bismillah dedik. Ocak ayında bütçeden yapılan faiz ödemesi 21 milyar 943 milyon milyon lira. Bu rekor, Cumhuriyet tarihinin rekoru, tek bir ayda yapılan en yüksek faiz ödemesi. Millete tüm salgın döneminde bütçeden verilen destek 6,5 milyar lira geçen yıl faiz baronlarına tek bir ayda bütçeden yapılan ödeme 22 milyar lira. Milletten esirgenen kaynak faiz lobilerine aktarılıyor. Kayınpeder damat bir olmuşlar. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları buhar etmişler. Şimdi millet yüksek faiz, yüksek kur arasına sıkıştırıldı. Merkez Bankası'nın hini hacette kullanılacak milletin yedek akçeleri bile tüketildi. Merkez Bankası'ndan para gelmeyince Ocak ayında bütçe açığı da sıçradı gitti. Ocak'ta bütçe açığı 24 milyar lira. Bu da tüm Ocak ayları itibariyle en yüksek bütçe açığı. Millete verilmeyen destekler faiz lobilerine verildiyse, millet yüksek faiz, yüksek kur arasında ezildiyse, Merkez Bankası'ndaki kefen paraları bile talan edildiyse, 128 milyar dolar peşkeş çekildiyse sorumlu kim? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan'ın şahsi hükümeti. Erdoğan'ın şahsi hükümetinde postacılar mektup yerine icra tebligatı yetiştirir oldular. Muhtarlarımızın masaları icra tebligatlarıyla doldu. İnsanlar borçları ödeyemiyorlar. Bakkalların veresiye defterindeki borçlar Everest, Everest seviyesine ulaştı. İstanbul İstatistik Ofisi'ne göre salgın döneminde İstanbul'da veresiye alışveriş yapanların sayısı yüzde otuz Veresiye defterindeki borç ise yüzde elli artmış. Yine İstanbul Barometresi araştırmasına göre kentte yaşayanların yüzde elli geçtiğimiz ay geçinebilecek kadar para kazanamadım diyor. E millet geçinecek parayı kazanamıyorsa, icra tebligatları çığ gibi büyüdüyse, veresiye defteri arşa alaya ulaştıysa bunun sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan'ın şahsı hükümeti. Erdoğan'ın şahsı hükümetinde yoksulluk, işsizlik, açlık, korkunç bir tsunami olmuş milletimizi ezip geçiyor. Milletin aç olduğunu görmeyen Erdoğan açım aç feryatlarını da duymamazlıktan geliyor. Elazığ'da bir yurttaşımız ben açım açım diye Erdoğan'a sesleniyor. Erdoğan duymamazlıktan geliyor. Erdoğan'ın koruması bir gayret vatandaş'a tercümanlık yapayım diyor ama nafile. Erdoğan duymuyor. Bugün de vali bu hanımefendiyi oraya çağırmış, oradan konuşturuyor. Şöyleydik de böyleydik. De. Kusura bakmayın ama eğer bu akıllar sarayın iletişim direktörünün altın çocuğun akıllarıysa bu çakma göbeslik, göbeslikten başka bir şey değil. Bunlar hiç işe yaramaz. İnsanlarımız açım açım diye feryat ediyorsa, yurttaşlarımız çöpten rızık topluyorsa, Erdoğan'ın yandaş basını markette alışveriş nasıl yapılmamalı ki ucuza bu işi kapatalım diye manşetler atıyorsa devletin resmi ajansı kendi esnafını bırakıp Japonya'da Japon esnafının halini görüntülemeye gidiyorsa devlet televizyonuna çöpten nasıl yemek yapılır diye program yaptırılıyorsa bugün ninelerimiz atalarımız analarımız semt pazarlarının döküntülerinden evinde tencere kaynatmaya çalışıyorsa bunların sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Erdoğan'ın şahsım hükümetinin elinde ülkede işsizlik arşa alaya çıktı. TÜİK iş bulma ümidini yitirmişleri işsiz saymıyor. TÜİK'in 4 milyon dediği işsiz sayısı gerçekte 11 milyonu aştı. TÜİK'in %12,9 dediği işsizlik olanı gerçekte %31'i aşıyor. Son 25 ayın 23'ünde millet işini kaybetmiş. Son bir yılda işini kaybedenlerin sayısı 1 milyonun üzerinde. Bıraktık istihdam yaratmayı, olan istihdamı da koruyamıyoruz. Olan işleri de koruyamıyoruz. Bir ekonominin başarısı ne kadar iş yarattığıyla ölçülür. Ekonominiz iş yaratamıyorsa, olan işleri dahi kaybediyorsanız, e bunun sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Erdoğan'ın şahsı hükümetinde en çok acı çekenlerin başında maalesef gençlerimiz, ülkemizin umudu, stratejik üstünlüğü gençlerimiz geliyor. Üniversitelerde bilimsel özellik rafa kalkmış durumda. Bilim yuvası olması gereken üniversiteler Erdoğan yandaşlarına arpalık olmuş. Üniversitelerde liyakat yerine saraya sadakat esas olmuş. 68 üniversite rektörünün hiçbir uluslararası yayını yok. 71 rektörün uluslararası atıf almış çalışması yok. 20 üniversite rektörü doğrudan AK Partili ya eski vekil ya da AK Parti'den aday adayı. Erdoğan az sayıdaki nitelikli üniversitemizi de siyasi atamalarla diğer okullara benzetmeye çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde olmadık işler yapıyor. Gençlerin sesini dinlemiyor. Zaten başımıza ne geliyorsa bu kimseyi dinlememekten geliyor. Sarayın pogrom medyası yani linç makinesi gencecik yavrularımızı bugün de hedefine koymuş. Uludağ'da sosyal mesafesiz tatile izin verip bir de oradaki eğlence resimlerini almış Boğaz eğlendi diye servis etmiş. Bu düpedüz alçaklıktır. Bugün üniversitelerimiz bilim üretemez hale geldiyse, yandaşlar üniversitelere doldurulduysa, intihal yani akademik hırsızlık yol olduysa iyi yetişmiş gençlerimiz linç ediliyorsa bunun sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Erdoğan'ın şahsım rejimi. Erdoğan'ın şahsım rejimi üniversiteleri en tepede buluşturmak yerine vasatta buluşturmaya çalışıyor. Böyle üniversitelerden bilim çıkar mı? Nitelikli yetişmiş gençler çıkabilir mi? Çok zor. Ailelerin bin bir emekle büyüttükleri türlü fedakarlıklarla okuttukları gençlerimiz iş bulamıyor. Üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon 195 bin olmuş. Tekrar edeyim 1 milyon 195 bin kişi üniversiteyi bitirdiği halde işsiz. Ondan sonra Erdoğan çıkıyor Almanya şansölyesi üniversitelerdeki gençlerimizin sayısını öğrenince üf dedi diyor. Yanında bir de ülkemizdeki üniversitelerin, üniversiteli işsizlerin sayısını söyleseydiniz, bakın o zaman şansölye nasıl üf değil de derinden bir oh çekiyordu. Almanya üniversite mezunlarında işsizlik oranı yüzde iki, bizde yüzde on bir. Yunanistan'ın ardından tüm OECD ülkeleri içinde en yüksek üniversiteli işsizlik oranı bizde. Yine, Tüm OECD ülkeleri arasında en çok ev gencine sahip ülkede Türkiye. 15-29 yaş arasında olup ne bir işte çalışan ne de okuyan ailesinin eline bakan ev gençlerimizin oranı %30'a dayanmış durumda. İş bulma ümidi kırılanlarla beraber genç nüfusumuzda gerçek işsizlik yüzde %41'i buluyor. Bugün gençlerimiz üniversiteden mezun olunca iş bulamıyorsa üniversiteli işsizler 1 milyonu aştıysa, gençlerimizin gerçek işsizlik oranı yüzde 41'i bulduysa, 37 üyeli OECD içinde en çok ev genci olan ülke bizsek, bunların sorumlusu kim? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Erdoğan'ın şahsım hükümetinde yurttaşlarımız yaşamlarıyla saraya ihtarname çekmeye başladı. Sadece Kocaeli'nde geçtiğimiz hafta içinde dört vatandaşımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle canına kıydı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Zeytinburnu'nda bir çift, gencecik bir çift bir buçuk yaşındaki yavrularını komşularına bırakıp çaresizlik içinde hayatlarına son verdiler. Bugün bu ülkede insanlar ekonomik sıkıntılardan canına kıyıyorsa, vatandaş açım diye bağırıyorsa, esnaf eve ekmek götüremiyorum diyorsa, bunun sorumlusu kim? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Erdoğan'ın şahsım hükümetinin yönettiği ülkede sokaklarda gazetecilere, siyasetçilere saldırılıyor. Ülkenin ana muhalefet partisi liderine mafya tehdit mektubu gönderiyor. Ülkeyi yönetenlerden çıt çıkmıyor. Çıkarsa da mafyayı sahipleniyor. En son Sayın Selçuk Özdağ'a saldıranlar serbest bırakılmış. Erdoğan'ın şahsım rejimi taşları bağlıyor ama gerisini sokağa salıyor. Bu ülkede gazetecilere, siyasetçilere güpe gündüz saldırılıyorsa, mafya siyaset kurumuna tehditler savuruyorsa bunun sorumlusu kim? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Erdoğan'ın şahsım hükümetinde bölgemizde çok az dostumuz kaldı. kaldı. Komşularla sıfır sorun dediler. Ülkemizi sorunsuz sıfır komşu noktasına getirdiler. Bölgede iyiden iyiye yalnızlaştık. En haklı davalarımızı bile anlatmakta zorlanıyoruz. S-400'ler konusunda hesabınızı iyi yapın, yarın milletin sırtına yeni yükler çıkarmayın demiştik. Sonuç F-35 programından da çıkarıldık. Bu uçaklar için verdiğimiz bir buçuk milyar dolarlık kapora yandı. Yine bu uçakların tedarik zincirinden çıkarıldığımız için, bakım onarımından çıkarıldığımız için 12 milyar dolarlık ihracat ve hizmet gelirinden de olduk. Bir de ekonomik yaptırımlara maruz kaldık. Şimdi şahsım hükümeti kıvranıyor. Buldukları son çözüm Girit modeli. S-400'leri ambalajıyla depoya kaldıracaklar. Üstüne de birkaç milyar dolar daha verip bu sefer Amerika'dan Patriot hava savunma sistemi alacaklarmış. Kaybın mali boyutları bir yana bir de askeri boyutu var. F-35'lerden olmanın getirdiği stratejik kaybı neyle telafi edeceksiniz? Yunanistan hava kuvvetlerini yeni uçaklarla takip ediyor. Ege'de hava kuvvetleri üstünlüğünü Yunanistan'a kaptırma riski giderek büyüyor. Uzaya gideceğiz derken Ege denizine çıkamaz hale gelme riski var. Peki tüm bu beceriksizliklerin sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Milletin derdine derman olmayan işsizliğe ve hayat pahalılığına çözüm bulamayan, ülkeyi derin bir buhrana sürükleyen şahsım hükümetinin kibirli başı vatandaşın gündemini çalmak için şapkadan sürekli bir tavşan çıkarıyor. Erdoğan ay başını göremeyen millete ayı gör diyerek 2023'e randevu verdik. Randevu verdi. Ama anlaşılan evdeki hesap da çarşıya uymadı. Erdoğan'a Uzay Uza Ajansı Başkanından yalanlama geldi. Ajans başkanı çeşitli nedenlerle gecikmeler yaşanabilir. 2023 biraz agresif bir tarih. Önemli olan hedef koymak. Teknik olarak beklemediğimiz problemlerle karşılaşabiliriz. Tedarik zincirinde aksamalar olabilir dedi. Şu devlet krizinin geldiği ulaştığı noktaya bir bakın. Bürokratı Cumhurbaşkanını tevil etmek zorunda kalıyor. Anlaşılan aya sert iniş hedefi daha mürekkebi kurumadan yumuşayıverdi. Milletin derdini görmeyen, feryadını duymayan, kalbi mühürlenmiş şahsi hükümetinin temelinde yer alan sivil darbe ürünü vesayet rejimi ülkemizdeki tüm kötülüklerin anasıdır. İki buçuk yılda bu ucube rejimin çirkin yüzü artık ortaya çıkmıştır. İnsanlar bütün hataları yapacak kadar uzun yaşamazlar. Bu nedenle başkalarının hatalarından ders almalıdırlar. Ünlü Alman devlet insanı Konrad Adenauer, Berlin 2. Dünya Savaşı'nda yakılıp yıkılıp harap olduktan sonra şöyle diyordu. Hazreti İsa kalkıp gelse Alman halkı bir daha tüm yetkileri tek bir kişiye asla vermez. E bizim milletimiz de en az Alman milleti kadar zekidir. Feraseti derindir ve milletimiz her şeyin en iyisine layıktır. Milletimiz aya bak, anayasaya bak diye siyasi cambazlık yapanlara sandıkta dersini en ağır şekilde verecektir. Bu ülkeye öncelikle koltuğundan evvel milletini düşünen bir yönetim lazımdır. Öncelik milletimizle birlikte bu metal yorgunu kadroları kibir kulelerinden indirip, sandıkta sandıkla evlerine göndermektir. Bu gömleğin iliklenecek ilk düğmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin millete vaadi yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolarla ülkemizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni kurumlarla, yeni kurallarla, yeni ve güçlendirilmiş parlamenter rejimle dostlarımızla birlikte ülkemizde adaleti ayağa kaldırmaya kararlıyız. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Elbet bizimki de farklı. Biz kavgadan değil, kucaklaşmadan yana olacağız. Biz bölücü değil, birleştirici olacağız. Kırıcı değil, yapıcı olacağız. Yaraları kaşımayacağız, yaraları saracağız. Kararları tek başına değil, istişareyle alacağız. Ekmeğimizi, aşımızı, işimizi büyüteceğiz ve o ekmeği kardeşçe bölüşeceğiz. Biz hazırız. Milletimizin hakemliğine güveniyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Evet buyurun. İlter Yeşiltaş A Haber. Efendim Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Gara Şehitleri ile ilgili ee, başsağlığı mesajında terör örgütü PKK ifadesi kullanmamasına yönelik eleştiriler var. Bu eleştirilerle ilgili ne diyeceksiniz? Bir ikinci sorum da efendim. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında dış politikaya ilişkin gelişmelerin de masaya yatırıldığını ifade ettiniz az önce. Sayın Engin Altay da dün geçtiğimiz haftaki basın toplantısında şöyle bir ifadesi oldu. Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye'de ve Libya'da taviz vermeyeceksin, biz arkanda olacağız dedi. Sayın Erdoğan yönelik bir ifadeydi bu. Buradan yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika ile ilişki gelişmelerdeki bakış açısı değişti mi sorusu akıllara geliyor. Cevabınız ne olacak? Şimdi bir kere şunun altını çizerek başlayayım. Bizim terör örgütünün, bölücü terör örgütünün ismini telaffuz etmekte hiçbir sıkıntımız olmaz. Zaman zaman da yaptığımız bir sürü açıklamada bu bunu telaffuz etmişizdir. Şimdi ama Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar terör ve terör örgütleri karşısında tavizsiz bir duruş sergilemiştir. Aslında terör bölücü terör örgütünün suikast girişiminde bulunduğu genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıdır. 13 vatandaşımızın bir mağarada kurşunlanarak kafalarından kurşunlanarak katledilmesi, şehit edilmesi çok vahim bir olaydır. Ve bu olayda en yetkili ağızlar başarısız olunduğunu söylemişlerdir bugün. Hükümetin başarısız olduğu bir olayda örgüt adının telaffuz edilmesi psikolojik olarak örgütün propagandası yapılmasından başka bir şey değildir. Olay vahimdir. Tekrarlıyorum. Bugün Rize'de yapılan toplantıda Erdoğan kurtarma operasyonunun başarısız olduğunu itiraf etmiştir. Başarısız olan bir kurtarma operasyonu üzerinden bölücü terör örgütünün adını telaffuz ederek psikolojik operasyon yapmasına hiçbir şekilde izin vermemeliyiz. Devletin yetkili ağızlarının bu AK Parti'nin geçmişte çeşitli bakanlarının söylediği gibi terör örgütünü adını telaffuz etmek terör örgütünün bölücü terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. Propagandasını yapmaktır. Devlet suçu son günlere kadar bölücü terör örgütü. Bakın genel kurmayın sayfasını açın bakın. Milli savunma Bakanlığının sayfasını açın, açın bakın genellikle bölücü terör örgütü parantez içinde BTÖ ifadesini kullanmıştır. Neden? Teröristin değirmenine su taşımamak için. Tekrar söylüyorum. Bizim terör örgütünün ismini telaffuz etmekte ne bizim ne genel başkanımızın hiçbir çekincesi yoktur. Kimse kendi kabahatini örtmek için öküzün altında buza arayarak propaganda stratejisi oluşturmaz. Biz ne kırmızı bültenle aranan terör örgütünün başının kardeşini devletin televizyonuna çıkarttık ne de terör örgütünün başının mektubunu millete açıkladık. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede terörle mücadelenin en önemli kalelerinden biri olmuştur. Bundan sonra da terörle mücadelenin en önemli kalelerinden biri olmaya devam edecektir. Evet, ikinci sorunuz. Şunun altını çizeyim. Ülkemizin çıkarının milli menfaatlerinin söz konusu olduğu her yerde biz taviz verilmesine karşı çıkarız. Yönetimlerin taviz vermesine karşı çıkarız ve yönetimlere destek olacağımızı söyleriz. Yeter ki yönetimler yönetim doğru yerde dursun, ulusumuzun çıkarları doğrultusunda hareket etsin. Efendim şimdi bize yönlendirilen soruları ileteceğim müsaadenizle. İlk olarak Fox TV'nin sorularıyla başlıyorum. İlk soru şöyle. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyada HDP eşittir PKK sözleri HDP'nin kapatılmasına gidecek bir sürecin işareti olabilir mi diye tartışılıyor. Sizin bu konu ilişkin yorumunuz ne olacak? Açık söyleyeyim. Bundan önce 2015 yılında çözüm sürecini yeni Türkiye'nin kurulması diye tanımlayan ve bu sürece yanlış yapıyorsun diyenlere eski Türkiye'nin elitleri diyen Fahrettin Altun'un bugünkü sözlerini dikkate almıyoruz. Bugün bu noktadan dönüp yeniden terör ve parti kapatma noktasına gelmesi bize 2013 2015 seçimlerindeki Haziran-Kasım ayları arasındaki süreci hatırlatıyor. Buradan açık söyleyeyim. Kendilerini hatırlatayım. Artık güvenlik kaygılarını kaşıyarak seçim kazanamazsınız. Parti kapatılma meselesine gelince bizim duruşumuz açıktır. Partileri millet açar, millet kapatır. Efendim Fox TV'li ile Halk TV'nin ortak sorusu var. O soruyu yönlendirme müsaadenizle. TÜİK Başkanı'nın daha görev süresi bir yıl doldurulmadan görevden alınmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Demek ki bir yıl dolmadan görevden alındığına göre bugüne kadar söylediğimiz hatalar, yanlışlar, makyajlar fark edilmiş. Olumlu karşılıyoruz. Bundan sonra açıklanacak verilerde olduğu gibi ama şu ana kadar yayınlanan istatistiklerde de veri kalitesinin kontrol edilmesini, açıklanan verilerin ciddi bir denetimden geçirilmesini de bekliyoruz. Çünkü makyajlı TÜİK verilerinden milletimiz, emeklimiz, işçimiz herkes çok büyük zarar gördü. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soruda şöyle: Salgına rağmen AK Parti kongreleri devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Rize kongresindeydi. Oradan başka illerdeki kongreleri de bağlandı. Salgına rağmen tıklım tıklım sözlerini de kullandı. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? E, tıklım tıklım demek sosyal mesafe yok demek. Salgınla mücadele için lokantaları kapatacaksınız. Ama sosyal mesafenin hiçe sayıldığı tıklım tıklım şakaların, esprilerin gırla gittiği kongreler yapacaksınız. Yetmeyecek. Bu işlerin sorumlusu AK Parti Genel Başkanı Saray'ın kibirli adamı bu manzaraya bakıp bir de keyiflenecek. Böyle dip dibe iç içe duran partililerine teşekkür edecek. Açık söyleyeyim. Bu ülkeyi yönetenler ya da yönettiklerini düşünenler bu kafadaysa salgının artışa geçmesine de çok şaşırmamak gerek. Efendim KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışının ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ismi yeniden kurtuluş anayasası olacak dedi. Tepkiler üzerine bu kez yeniden dirilişimize vesile olacak bir anayasa ifadesini kullandı. Sizin bu iki açıklamayı ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Valla ne kerameti kendinden menkul aya yolculuk hikayeleri ne de anayasa girişimleri AK Parti'yi yeniden diriltmez. Bırakıyoruz milletin derdine derman olmayacak bu hususları. Kendileri pişirsinler, kendileri yesinler. Bizim derdimiz milletin işi, milletin aşığı, milletin mutfağındaki boş tencere. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle, HDP'nin GARA Operasyonu ile ilgili açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP ilişkilerini nasıl etkiler? Şimdi bu sorunun muhatabı değiliz, biz değiliz. Bu soruyu e, ilgili partinin HDP'nin yönetimle soracaksınız.